giriyoruz. Buyurun efendim, içeri geçiyoruz. 737. Kime bakıyorsunuz? Hem de yapıştırıyor. Bu yeni durum. Aşı olduktan sonra hemen gidiyorsunuz. 15 dakika kadar dışarıda bekliyorsunuz. Herhangi bir şey alerjisi olanlar yarım saat bekleyecek. Buradan açın, aşınızı yapacağım. Süper. Aynen, omuzunuzu rahat bırakın. Derin bir nefes alın. Nefes alın. Geçmiş olsun. O gün yoğun bir günümüzdü. Her zamanki gibi. Zaten Covid'in en başından beri aşırı derecede yoruluyoruz, yoğun geçiyor. O gün de sağ olsun eşim de görevli değildi. Beni işe bırakmıştı. Yoğunluğu da görünce ben size yardım etmek istiyorum dedi. Sonuçta bu iş ekip işi, dayanışma işi diye yola çıktık. Kendisi de zaten bakanlığımızda geliştirilen bir program var, Aşıla programı. O program üzerinden hastaların barkodlarını okutma, onamlarını girmemde yardımcı oldu. Şurada gördüğünüz gibi defterlerimiz var. Bu defterlere yazı yazarken yardımcı oldu. Yani minnettarım ona bu konuda. Sonuçta çalışmak zorunda değildi. Kıyamadı. Yorgunluğumuzu gördü. Bu şekilde yardımcı oldu diyebilirim. Çünkü ben Covid'de 26 Kasım günü ben babamı kaybettim Covid'de. Ve o zaman Bursa'da çalışıyordum. Onlar Covid olduğunda ben onlara yetişemedim. Yanlarında olamamıştım. Öyle olduğu için de psikolojik olarak çöküntü oldum. Hani yetemedim. Bu durumda ben de babamın yanında olamadım. Üzüldüm. Çünkü sonuçta o beni bugünler için yetiştirdi. Ya beni de çok severdi. Hani keşke böyle olmasaydı. Keşke babam da aşıya yetişebilseydi. Çünkü o aşılanmayı gerçekten çok istiyordu. Ama olmadı. Yetişemedi. Aşıya davet ediyoruz. Çünkü ben de Covid geçirdim. Covid gerçekten çok felaket bir hastalık. Hani ya ben ölüyorum sandım. Öyle diyeyim. Aşılandım mı? Evet, aşılandım. Keşke daha önce aşı gelseydi ve aşılansaydık. Çünkü hastane yatış oranlarını azaltıyor. Ölüm oranlarını azaltıyor. Yani sevdiklerinizi, kendinize yarınızı görmeniz için yardımcı oluyorsunuz bir nevi. Ve onun için aşılanın diyorum. 238 yazıyor orada. Aşağıyı. Dersek, ben eşimi bırakmaya gelmiştim. Nöbetçi değildim. Yani kalabalığı gördüm. Eşim de anlatmıştı zaten. O kalabalığı görünce yardım etmek niyetiyle onlara eşlik etmek istedim. Hem onlara motivasyon olsun diye hem de en azından küçük bir şey de olsa yardım olsun diye o gün burada onlara yardımcı oldum. Biz eşim buraya daha yeni geldi. Daha 4 aydır burada. Şimdi onun da alışma evresi. Zaten ben de evde yalnız ne yapacağım gibisinden. Hem hanımcılık kazansın tarzı. Geldik, eşime yardımcı oldum yani. Genelde de hep hastaneye uğrarım dediğim gibi. O şekilde burada vaktimi değerlendirdim diyeyim. Şurayı tamamlayalım. Tamam. Tüm sağlık çalışanları çok özveri içerisinde çalışıp gecesini gündüzünü mesai kavramı olmadan çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Bu özverilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.